Ruhsatsız yani yasal olmayan yollarla edinilen silahlar yüzünden onlarca masum insan canından oldu bugüne kadar. Bunun önemli ilk adımı ruhsatsız silah bulundurmanın caydırıcı bir cezası olması. İşte o adım atıldı. Hazırlanan düzenlemeye yasalaştığında bunu yapanlar 5 yıla kadar hapiste yargılanacak. Neden sıkıyor silah? Neden? Anlamıyorum. Soruyorum, silah düğünde silah sıkmak eğlence mi ya, eğlence mi? Ruhsatsız olacağı için ben biraz tedirginim yani, başım falan. Yok abi, hiç sıkıntı yapma. Yani temiz, bizim mallarımızda hiçbir sıkıntı çıkmaz, haberin olsun yani. Hani alırsın, ömürlük kullanırsın. Yani ruhsatsız değil mi zaten ama? Zaten bir sıkıntısı yok yani. Yakalasa bile en fazla para cezasıyla şey yaparlar yani. Artık öyle olmayacak. Ruhsatsız silah sahibi olanlar bedelini hapis cezasıyla ödeyecek. Fiyat aralığı nasıl? Abi 35 bin ile 80 bin arası değişiyor şu an elimizdekiler. El yapımı olanlar var. Ardeşan diye geçiyor. Karadeniz yapımı onlar. Arkadaş, sabahın 5'inde eve ateş açıldı. 2 el. Bir tane çör kuşuna kurban mı edeceksin benim çocuğum diye büyüttün. Ruhsatsız tabanca, mermi ve silah bulunduran kişi direkt serbest bırakılmayacak. Haklarında gözaltı kararı verilebilecek, adli makamlara çıkarılacak ve haklarında tutuklu yargılama kararı verilebilecektir. Her 3 kişiden birinin hemen hemen belinde bir kaçak silah, yasa dışı silah var. Bu yasa ile birlikte ruhsatsız silah yakalatan kişilere caydırıcı bir yasa olacağını, ceza olacağını gerçekten düşünüyorum. Mevcut yasaya göre ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Ancak yargılama tutuksuz yapılıyor. Süreç tamamlandığında da infaz erteleniyor. Her an her şekilde kafalarına göre kullanabildiklerini düşünüyorlar ve stresin altında sinirli nasıl hani hakimiyetini sağlayacaklarını bilmediğimiz için ateş düştüğü yeri yakar. Tutuklama bir tedbir olarak uygulanırsa insanlar ruhsatsız silah bulundurmaktan çekinecektir. Herkes kendi adaletini kendi sağlasın. Bu çok yanlış dedik. Biz günlerdir konuşuyoruz. Şimdi ruhsatsız yani olduğu için biraz tedirginim ben. Sana şöyle söyleyebilirim abi. Daha ben bu hafta yaklaşık 7 tane falan sattım. Hani sattığım müşterilerin hiçbiri bana geri dönüş yapmadı. Hiçbiri şikayetçi değil. Hepsi memnun. Bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren birçok acı örnek var geçmişte. Hatta bir de yenisi. İstanbul'da kavga eden liseli grupta bir öğrencide silah vardı, iki arkadaşını yaraladı. 5 yıla kadar hapis cezasını öngören teklif yasalaşmak üzere önümüzdeki günlerde meclise gelecek.